Şimdi arkadaşlar benzer üçgenlerin yardımcı elemanları diyeceğiz. Yardımcı eleman dediğimizde aklımıza 3 şey gelecek. 1. Yükseklikler. 2. Açıortaylar. Üçüncüsü de kenarortaylar arkadaşlar. Şimdi benzer iki tane üçgenimiz var. Nereden anladık? ABC üçgeni ve DEF üçgeninin B ve E açıları eşit, C ve F açıları eşit. İki tane üçgenin ikişer tane açıları eşitse üçüncü açı da otomatik olarak eşit oluyordu ve bu iki üçgen arkadaşlar birbirlerine benzerdir diyebilirdik. Eşit olan A ve D açılarından çıkan yüksekliklerin oranı şurası ya da çıkan açı ortayların oranı ya da yine eşit olan A ve D'den çıkan kenar ortayların oranı kesinlikle benzerlik oranına eşittir. Peki benzerlik oranı nedir? A ve D yani eşit olan açıların karşılarındaki kenarların oranı kadardır da diyebiliriz. Yani A bölü D'dir benzerlik oranımız da diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca benzer üçgenlerin çevreleri oranı da yine benzerlik oranına eşittir. Onu da yazalım. Çevre ABC bölü çevre DEF yine benzerlik oranı yani A bölü D kadardır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Buyurun bakalım. Alan ADE bölü alan ABC kaçtır dedi. Şimdi benim elimde iki tane üçgen var. Birincisi ADE. Soru da bana verdi. İkincisi de ABC. Yine arkadaşlar bakın soru da bana verdi. Bunların alanları oranını istemiş. Peki benzerlik oranını nereden bulacağım? Önce benzerlik oranını bulalım. Çünkü alanların oranı benzerlik oranının karesiydi. Benzerlik oranı benim arkadaşlar bu iki üçgenimde kırmızı ve mavi üçgenlerimdeki yüksekliklerimin oranı kadardır diyebilirim. Bakın kırmızı üçgenin yüksekliği 10 iken mavi üçgenin yüksekliği 15. O zaman benzerlik oranım 10 bölü 15. Yani 5 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3. Peki alanlarımın oranı neydi? Alanlarımın oranı da benzerlik oranımın karesine eşitti. Benzerlik oranı 2 bölü 3 olduğuna göre bunun karesi bana alanların oranını veriyor. Bu da eşittir. 4 bölü 9'dur deriz. Şimdi iki şıklı bir soru. 8. sorumuz arkadaşlar. ABC ile FDE'nin çevrelerinin oranı. Bakın ABC ile FDE arkadaşlar açı ortaylar var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benzer oldukları verildi. A açısıyla D açısı, B ile E, C ile de F açısal anlamda birbirlerine eşit. A açısıyla D açısı eşit olarak verildi. Bunu bilsem yetiyor bana. Bu ikisinden yani A ve D olan eşit açılardan çıkan açı ortayların oranı benim çevremin oranına eşit olacak. Yani çevrelerimin oranı direkt 3 bölü 6 yani 1 bölü 2'dir diyebilirim. Peki alanların oranı nedir? Alanların oranı da şuradan devam edelim. Alanların oranı da arkadaşlar benzerlik oranının yani eşit olan A ve D'den çıkan açı ortayların oranının karesiydi. Benzerlik oranını yukarıda buldum bakın çevrelerin oranı yine benim benzerlik oranımdır 1 bölü 2. Bunun karesi de benim alanlarımın oranıdır yani 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Evet arkadaşlar bakın iki tane mavi ile GF ve BC çizdim. Bunlar birbirlerine paralel. Neden? Bakın DEF kare demiş. Karenin karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldir. Bu bir. Karenin kenar uzunlukları da birbirlerine eşit. Bakın KH yükseklik. KH yüksekliği 6 ise karenin kenar uzunlukları da arkadaşlar 6 birimdir diyebilirim. BC'yi de soruda vermiş. BC'de 15 olarak bulundu. Aslında temel benzerlik var. Temel benzerliği hani normalde dışarıdan yapıyorduk ya.
Aslında aynı şeyi yüksekliklerden yapacağız. Burası kare olduğu için yine 90 dedik. Şöyle yapıyorum. X'in X artı 6'ya oranı, temel benzerlik, yani yüksekliklerin oranı, tabanların oranına eşit olacak. X'in inmiş olduğu taban 6, X artı 6'nın inmiş olduğu taban 15 olarak yazabiliriz. Büyük sayılarla uğraşmayalım. Hemen 3 ile sadeleştirdim. 2'ye 5. Yaptım içler dışlar çarpımı. 5x eşittir 2x artı 12. 3x eşittir 12 ise x buradan her iki tarafı da 3'e bölecek olursak arkadaşlar 4 olarak bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar üçgende kenar ortayı öğrenmiştik. G ağırlık merkezi ise kenar ortayların kesim noktasıydı. Ve bizden nereyi istemiş? Evet. Hani yardımcı elemanlardan yola çıktık ya. Köşeden çıkıp ağırlık merkezinden geçen ifade kesinlikle kenara bir birim, köşeye iki birim olacak şekilde arkadaşlar ayrılıyordu. Kenara bir birimse köşeye iki birim. Yani kenara A kadarsa köşeye 2A uzunluğudur dedik, uzaklığıdır dedik. Peki buradaki ifadede ADE'nin alanı dedi ya bize. Ben bu 2A'yı da alsam şöyle bir önce ne yapalım? Şurayı bir silelim. Şu 2A'yı alsam yine kolaylık olsun diye gördüğümüz özelliklerden. Bir tane daha paralellik çizsem ve tam AG'nin ortasından çizsem. Yani şuradaki 3 uzunlukta birbirlerine eşit olsa. O zaman yukarıdan aşağıya doğru benim alanlarım A, 3A, 5A şeklinde inmez mi? ADE'nin alanı 12 olarak zaten bize verilmiş. Yani taralı alan ADE. ADE kaç A? 4A. 4A'sı 12 olarak soruda verilmiş. O zaman A'sı 3'tür. ABC'nin alanı A 3A mı 5A? Yani tamamı kaç? 9A yaptı. A'yı biliyorum. 3. O zaman ABC'nin alanı da 27'dir diyebiliriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Şimdi arkadaşlar sorunun içerisine de bakmamız lazım. Ne vermiş? ED ile BC birbirlerine paralel olarak vermiş. ED ile şöyle çizelim. ED ile BC birbirlerine paralelse bakın şurada bir Z kuralı oluştu. Kırmızılarla çizdik. Z kuralında iç ters açılar birbirlerine eşittir. Yani burası nokta açı dersen burasına da nokta açı derim. Sonra üçüncü açılar. ABC üçgeninde bir açı çizgi, bir açı noktaysa çift çizgi. Diğer üçgende ECD'de bir tanesi nokta, bir tanesi çizgi ise diğeri de çift çizgidir deriz. Yani bu iki üçgenin açıları birbirlerine eşit oldu. Ve bunların alanlarını bana vermiş bakın. Burası arkadaşlar 50 birim, 50 santimetre kare. Burası da 32 santimetre kare olarak verilmiş. Peki bunların alanları oranı neye eşitti? Yani alan A, B, C bölü alan C, D, E eşittir. Benzerlik oranının karesiydi. Yani benzerlik oranını yakalayalım. Çizginin karşısındaki kenar ABC'de x artı 8 bölü çizginin karşısı CDE'de bakın çizginin karşısı 8. Bu alanlar oranının karekökü bizim benzerlik oranımız olacaktı. Yani K ifademiz benzerlik oranı da çizgi açıların karşılarındaki kenarlardan yakaladım. Şimdi alan ABC'yi biliyorum. 50. 32 CDE'nin alanı. Bunun karekökü eşittir. X artı 8 bölü 8. Düzenleyelim. 50 bölü 32. 2 ile sadeleştirirsem bakın arkadaşlar 25'e
16 olur 25'te. 16 da kök dışına çıkabilen sayılar. Yani 5 bölü 4 eşittir x artı 8 bölü 8. Yaptım içler dışlar çarpımı. 4x artı 32 eşittir 40. 4x eşittir. Salladım sağ tarafa 32'yi. 8 yaptı. O zaman x eşittir 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar elimizde yine iki tane üçgen var. Bu iki tane üçgenin yine üşenmeyeceğim, çizeceğim. Bakın. ADE üçgeni birinci üçgen. Kırmızıyla çizdim. İkinci üçgenim ise ABC üçgeni. Hani defalarca çizdik. Burada da aynı şey geçerli. Bu iki üçgenin, kırmızı ve mavi üçgenin birer tane açıları eşit. A açısı da bakın şuradaki kırmızıyla taradığım açı da her ikisinde de ortak. Üçüncü açı o zaman otomatik olarak eşit olacaktır. Nokta kırmızıyla gösterdiğimiz açı çizgi dersem. Nokta kırmızıyla gösterdiğimiz açı çizgi olacaktır. Bakın benzerliği yakaladık. Peki yüksekliklerin oranı yani AK ile AH'nin oranı bu iki üçgendeki yüksekliklerin oranı benim benzerlik oranımdı. Benzerlik oranımı da çizgi açının karşısındaki kenar 3 bölü mavi üçgende çizgi açının karşısındaki kenar soruda vermiş sözel kısmında 6 olarak bulabilirim. Peki benzerlik oranı 3 bölü 6 yani sadeleştirirsem 3 ile 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Yüksekliklerin oranı da benzerlik oranına eşit olacağından dolayı AK'nın AH'ye oranı arkadaşlar yine 1 bölü 2 olarak verilmiş yani bulunmuş olacaktır. Bir tane kırmızı bir tane de mavi üçgenimiz var ve bunlar yine iç içe. Birer tane açıları eşit. Buradaki F açısıyla C açısı eşit. A açısı da ortak. A açısı nokta açı çift çizgi dedim. Kırmızı üçgende de A açısı nokta açı çift çizgi diyebilirim. AE'nin EK'ye oranını bizden istemiş bu sefer. Yani AE ve EK nedir? Bulundukları üçgenlerde AE ve EK hem mavide hem kırmızıda yani birer açıortaydır. Yani açıortayların oranı da yine benzerlik oranına eşit olmayacak mıydı? AD'yi 4 olarak vermiş. AB'yi de vermiş bize. Sözel kısımda 8 olarak. Benzerlik oranı mavi ve kırmızı üçgenlerde nokta açıların karşısındaki kenarlardan da bulunabilir. Mavi üçgende noktanın karşısı 4. Kırmızı üçgende noktanın karşısı 8. Benzerlik oranı o zaman 4 ile sadeleştirirsem yine 1 bölü 2 çıktı. Yapıştırdık gitti. AE'nin EK'ye oranı. Pardon özür dilerim. AE'nin AK'ye oranını bulduk. Şurası AK. AE'nin AK'ye oranını bulduk. 1 bölü 2. Yani 1'e 2 oran var. O zaman burası neyse burası da o olmalı ki A'ya A dersem benim benzerlik oranım 1 bölü 2 çıksın. AE'nin EK'ye oranı o zaman. AE'nin EK'ye oranı direkt eşit olduğundan dolayı 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar DE ve BC birbirlerine paralel. Benzerliklerde paralellikler çok önemli. Bu ikisi birbirlerine paralel olarak verildi. Kırmızıyla gösterdim. Kırmızıyla gösterdim. Bu ikisi birbirlerine paralel. Fakat alt tabandan yukarıya doğru şöyle gitmişler. 12'den 8'e düşmüş bir basamakta. 8'den de A köşesine yani 0'a düşmüş. Ben bunu ufak bir hileyle, ufak bir işlemle kenarları eşit olarak ayırırsam 12'den 8'e düşmüşse bir basamakta ikinci bir basamakta 8'den 4'e 4 azaldı. 4 azaldı. Üçüncü basamakta da yine 4'ten 4 azalarak 0'a yani A noktasına gelecektir. Yani paralelliklerin karşısındaki A köşesinden aşağıya doğru imkanımız varsa aralıkları eşit olarak
yazabilirsek, çok basit bir özellik söylemiştim size. Alanlarımız ardışık tek sayılar şeklinde ilerler demiştim. Burada da aynısını kullanabiliriz. Bize dörtgenin alanını, yani BCED dörtgeninin alanını vermiş. O da kaç? 5A. 5A'ya denk gelen alan 60 ise A buradaki ifademizde 12 çıkacaktır. ADE üçgeninin alanı, alan ADE, hemen geldim şekle. Kaç tane A var? 4A var. A'yı biliyorum. 12 çarptım. Sonucu 48 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Çok çok benzer bir soru arkadaşlar. Elimizde yine bir kare var. Karenin karşılıklı kenarları birbirlerine paralel olduğundan bu üçgendeki ABC üçgenindeki DG ve BC de birbirlerine paralel olacak. Köşeler 90 derece olduğundan dolayı bakın buradaki AH de yüksekliklere, yani DE ve FG'ye arkadaşlar paralel olacaktır. Yani burası X ise burası da X, burası da X'tir. Cepte. Soruda bana sözel kısımda verdikleri AH'yi vermiş, BC'yi vermiş. AH uzunluğuna 8 demiş ise, burası X ise AH'nin diğer kalan parçası, yani şurası 8 eksi X'tir. BC uzunluğunun tamamı da arkadaşlar 12 olarak bize verilmiştir. Yine burası paralellikten dolayı 90 ise 90. Yüksekliklerin oranı tabanların oranına eşittir demiştim. Burada da aynısını söylüyorum. Buradan A, K diyelim şuraya. AK 8 eksi X. Üst taraftaki ADG üçgenindeki yükseklik bölü ABC'nin yüksekliği tamamı 8 eşittir. AK'nın yüksekliğinin ulaştığı taban karenin bir kenar uzunluğu kadar. Yani bakın şurası da kare olduğundan dolayı şekil X olacaktır. Taban X bölü AH yüksekliğinin ulaştığı taban da 12'dir diyebiliriz. Buyurun içler dışlar çarpımı yapalım. 8X eşittir 96 eksi 12X olacaktır. Eksi 12X'i sol tarafa atacak olursam arkadaşlar artı 12X yapar. Yani 20X eşittir 96. Ufak 2 ile sadeleştirelim direkt. 10x eşittir 48. Neden böyle yaptık? 10'a bölmek daha kolaydır. X eşittir 4,8 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine H1, H2 olarak vermiş bize yüksekliklerimizi. Fakat bize verdiği alanların oranı ADE ve DBCE. Yani alt alta olan iki tane alanın oranını bize vermiş. Ve H1 bölü H2'yi istiyor. Alanlarını bu şekilde vermiş olmasını, ya vermiş olduğu alanlarla daha doğrusu bulamam yükseklikleri. Ama şöyle bir, şuradan bir sonuç çıkartabilirim. ADE'nin alanı, alan ADE bölü ABC'nin alanı dersem, alan ABC. ADE'ye 4S dersem mesela, BCED'ye de 21S diyebilirim. ADE'nin alanı 4S bölü ABC'nin alanı 25S olacaktır. S'ler sadeleşir 4 bölü 25 olarak bulundu. Peki bunların oranlarının karekökü bana benzerlik oranını vermez miydi? Alanlarının oranının karekökünü aldığım zaman benzerlik oranı 2 bölü 5 çıkacaktır. K 2 bölü 5 oranındadır deriz. Benzerlik oranı 2 bölü 5. Ama bu 2 bölü 5 A, D, E ile A, B, C alanlarının oranı. Hemen geliyorum. A, D, E'nin yüksekliği H1 bölü A, B, C'nin yüksekliği H1 artı H2
2 eşittir benzerlik oranıdır. Benzerlik oranını buldum. 2 bölü 5'e eşittir. Yapalım içler dışlar çarpımı. 5 çarpı H1 eşittir. 2H1 artı 2H2. H1'i salladım sol tarafa. 3H1 eşittir. 2H2 oldu. Yani kısacası hemen oran sorduğu için arkadaşlar H1'e 2 dersem H2 3 olacaktır. Eşitlik sağlanır. H1 bölü H2 eşittir. 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Evet arkadaşlar, benzerlik konusunu da bitirdik. Geniş bir konuydu, önemli bir konu. Dediğim gibi bundan sonraki çokgenler konusunda özellikle dikdörtgen kare olsun, yani karşılıklı kenarların birbirlerine paralel olduğu şekiller olsun arkadaşlar. Şekillerde özellikle benzerliği çok çok kullanacağım. Dersimi bitiriyorum. Benzerlikle alakalı arkadaşlar mümkün olduğunca çok fazla soru çözmeye çalışın. Altyapınızı sağlam oluşturalım. Dediğim gibi birçok yerde kullanacağız bu formülleri. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.